Arkadaşlar hani hep diyorlar ya Türkiye'de iş yok, işsizlik var, kriz var, ekonomik kriz falan diyorlar ya. Bizim insanımız olarak yani Türk milleti olarak çalışmayı o kadar da seven bir millet değiliz. Yani çok iş seçiyoruz, bazı şeyleri çok beğenmiyoruz, burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Şimdi neden olduğunu bunu size birazdan anlatacağım. Benim bir arkadaşım, bir tanıdığım var da iş kurda. Bir iş başvurusu için gelen birisini bana anlattı. Ben de olduğu gibi size anlatayım bakın. Şimdi iş arayan kişiye bu benim arkadaş diyor ki e iş var, e çalışmak istersen hemen acil işe de başlayabilirsin. Bir e tavuk çiftliğinde yani şehirden biraz uzakta e tavuk civciv çiftliğinde diyelim. Orada 3 milyara aylık 3 milyar maaş yemek yol parası zaten yok yemek onlara elektrik su hiçbir şey ödemiyorsun orada yatıp kalkıyorsun. 3 milyar net maaş alıyorsun sigortan emekliliğin her şeyinde yatırılıyor yani sadece 3 milyar net para alıyorsun. Bakın yılda 36 milyar para yapıyor yıllık hiçbir masrafında yok bütün yiyeceğin içeceğin de çiftlik sahibine ait. Buna e, bu teklifi sunuyor. Diyor ki, e, ya diyor çiftlikte diyor ben diyor çalışamam. Ben e, tavuğun diyor boku diyor çok pis kokar. Ben diyor onu diyor kaldıramam diyor. Çok pis o yani tavuk çok leş gibi kokar diyor yani ben dayanamam onu diyor. Ben onu istemiyorum diye onu vazgeç. Ondan sonra benim bu arkadaş diyor ki ne? O zaman sana diyor bir pompacı işi var diyor. Bu pompacı işini ayarlayalım diyor. Benzinlikte diyor hani pompa ee, mazot benzin doldurabilir misin diyor. Duruyor biraz. Ya diyor o yok iyi değil diyor ya. Ben diyor onu diyor çok para geçiyor adamın eline diyor. Benim matematiğim o kadar iyi değil. Bana diyor sahte para verirler diyor. Beni diyor yani kandırırlar diyor. Ben para işini anlayamam diyor. Yanlış para veririm diyor. Hep bende açık çıkar diyor ya. Ben zarar ederim diyor. Ben pompacılığı yapamam diyor. Neyse o zaman benim arkadaş diyor tamam onu da çizelim. Arkasından diyor ki ne? AVM'de bir iş var diyor. Eğer yaparsa biliyorsunuz bu büyük alışveriş yerlerinde e, restoranların ortak restoranların oturma alanında yemek yenen yerde tabilot, tabak falan topluyorsun. Tabi onların ortak restoranların da büyük alışveriş yerlerinde tuvaletleri de var. Kadın ve erkekler. Onları da böyle bir yarım saatte bir temizlemek zorundasın. Neyse bu ona diyor biraz düşünüyor bakıyor bir deneyeyim diyor biliyor musun? Hani bunu bir deneyeyim. Ondan sonra bir bakıyor ertesi günü. Yok ya demiş ben onu yapamam ya demiş. Çok pis gibi adam demiş resmen içeriye giriyor tuvalete. Yani te, televizyonda yani burada yayında söylemiyorum yani çatır çutur diyor adam diye yapıyor. Resmen duyuyorum diye ya. Duyuyorum adam diyor bitiriyor işini diyor giriyorsun temizliyorsun. Öbürü giriyor gene çatır çutur yapıyor ben. Adam tuvalete giriyor ya bütün bu şeyini ben mi temizleyeceğim diyor ya resmen pislik diyor o iş yakışmaz diyor ya akşama kadar tuvaleti tuvalet temizletiyorlar diyor ya ben diyor o işi yapmam diyor yok ben bu diyor olmaz diyor tamam neyse geri geliyor arkasından diyor ki ne tamam o zaman diyor sana diyor bir e, simit sarayında diyor simit tezgahında sana e, şey yapalım diyor e, böyle kapıda bekleyeceksin simit satacaksın e, simit sarayının önünde duruyor ya o da diyor. Ya abi diyor kışın diyor hep diyor yağmur, kar, yazın diyor sıcak, üşüyorsun diyor. Yazın yanıyorsun, kışın donuyorsun diyor. Ya bu bu da olmaz diyor ya. Ben ben orada diyor abi sabahtan akşama kadar diyor dışarıda bekleyeceksin diyor. Yani sıcakta, soğukta, yağmurda diyor. Abi diyor buz gibi diyor hava diyor. Donacaksın. Ben onu da yapamam diyor. Tamam onu da çiz. Arkasından diyor o zaman sana diyor güvenlik işi verelim diyor. Biraz şehrin lüks semtinde şehirden biraz uzakta villada güvenlik yapacaksın. Ama villanın etrafı hani biraz tenha olduğu için hani şehirden uzak olduğu için orada e, sessiz, sakin gece karanlıkta sabahı kadar bekliyorsun. Bu sefer de yok abi diyor ya. Ben karanlıktan korkarım ya. Vallahi ben orada tek başıma yapamam. Zaten orada zaten orada diyor hani su akıyor diyorsun, şey var diyorsun. Hani adam demiş su akıyor oradan Hani şelale falan sesi geliyor. Hani orman olduğu için hani kuşmuş sesler bir şeyler gelir. Yok abi ben diyor yapamam diyor ya. Bu da olmaz diyor ya. En son adam diyor ki ne? Şimdi televizyonda te, burada diyemiyorum yanında. Yani adam nokta bip bip bilmem ne yaptı mı diyor ya. Kalkayım buradan diyor. Gel diyor sen otur burada diyor. Ben gideyim çalışayım o zaman diyor. Ne istiyorsun diyor. Ne 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 yapayım yani. Bir dünya iş verdim diyor. Çalışmıyorsun. Hiçbirini onu beğenmem. Bunu yapamam. Bu bana gelmez. Bu kokuyor. Bu akıyor. Bu korkutucu. Ne yapayım diyor ya. Ne yapayım sana özel iş mi çıkartayım diyor. Yani demek istediğim arkadaşlar. Bazı kişiler resmen burnundan kıl aldıracak tipten değil yani. Bazı yerlerde çok işler var da gidecek, çalışacak, yapacak insan lazım. Evinin önünde, köyde, ilçede, evinin önünde bir, met, bir dönümden fazla arazisi olanlar var. Elini alıp da belli küreği, bir iki saat, üç saat orayı belli bir domates, biber, patlıcan, şunu bunu ekip de hani kendi ürününü kendi yetiştireceğini Yani 3-5 yani yapıp da ihracat, ithalat bir şey yapmayacak da. Yani kendi salatasını, domatesini, hani biberini, fasulye, patlıcan bir şeyini yetiştirebilir yani orada ufak tefek. Onu yapacağına yok. Pazardan bir milyona alıp gelecek. Biliyor musun? Bak alıp gelecek onu. Evde hazır onu yiyecek. Bahçesinde onu sulamak, onu hani bakmak, ilgilenmek zahmet olmaz. Adamın köyde iki üç tane, dört tane çiminin ineği var. Kimi de köyde kalıyor. Köyde yaşamasına rağmen ya bir iki üç tane inek alayım ya da ne bileyim tavuk alayım bir şey alayım gidiyor. Köyde yaşıyor adam sütü parayla alıyor. Yumurtayı parayla alıyor. Ya sen nasıl köylüsün köyde kalıyorsun yani? Bir yumurtayı, bir sütü, süte para veriyorsan ne, ne diye köylüsün yani? Ne, ne anlamı var yani? Köyde kalmanın ne anlamı oldu? Herkes bir, bir 10-20 sene çalışayım. EYT'den de böyle bir istifade edeyim. EYT'den de bir hani 30 40 50 yaşlarını bulmadan bir emekli olayım. Böyle bir, iki 2 milyar 2,5 zaten en ucuz maaş 2 milyardan başlıyor da 2,5 3 milyar devlete sırtıma oh, sırtımı atayım, kapağı atayım. Ondan sonra yan gelip yatayım. Kimse çalışım istemiyor. Herkes 3 milyar emekli olayım, yatayım. Deniz kenarında, sahilde Yok e, balıkçı kayığıyla, yok bilmem hani mangal yapayım mangal keyfi ormana gideyim bir arabam olsun kısa şort bilmem atlet öyle gözlük kafamda gezeyim istiyor herkes. Kim yani çoğu kişi yani yüzde doksanı böyle. Kimse çalışayım, uğraşayım, bir şey üretim, bir şey icat edeyim demiyor. Adam iki torba yeme kalkıp da e, ahırındaki ineğine, eşeğine dökecek cesareti kalmamış. Ya dağlarda, taşlarda, bütün deniz kenarlarında, zeytin ağaçları dağlarında dolu. Kendi dedesinden, ebesinden kalma zeytin bahçeleri, tarlaları var adamın. Ağacında zeytini toplamıyor, kurutuyor da gidiyor kendisi BİM'den, A101'den, yani şoktan, öyle yerlerden zeytin alıyor pazardan, evde zeytin yiyor. Yani hazıra o kadar alışmışlar ki iş beğenmiyor. Biraz önce saydım. Ya ben onu yapamam, bunu yapamam. Kimse burnundan aldırmıyor. Herkes gizli kapitalist olmuş. Herkes istiyor ki ne? Devlet, ben yatayım, devlet bana baksın. Bir devlet var Türkiye'de. Yani herkesin ağzında bir devlet. Devlet bana bakmıyor. Hep bunu diyor. Devlet bana bakmıyor. Devlet sana ne baksın? Her ay gelsin kapına bir, bir, bir poşet, bir torba para koysun. Sen git harca bir torba. 7 milyar, 8 milyarlık iPhone'dan ben açım, ben susuzum diye yayın yapıyorsun. Aradın mı? Adam Muş'ta, Varto'da, orada da Van'da her tarafta adam 4 milyara, 5 milyara çoban bulamıyor ya. Çoban, dağda çoban. Hiçbir şey yapmayacaksın. Yok mu yani Ankara'da, Eskişehir'de, Kayseri'de, Yozgat'ta bulamıyor çoğu kişi ırgat bulamıyor yok ben dedim ya biraz önce saydık ya yapmaz klası sarsılıyor klası sarsılıyor öyle tuvalet falan temizleyemez öyle lüks e, biri olacak tertemiz bilgisayar önünde yanında çayı kahvesi Ondan sonra bir saatte bir hep pauzesi olacak, molası olacak. İkide bir de sigara içecek. İkide bir de bir dışarı gidecek. Telefon elinde istediği gibi WhatsApp, Facebook, YouTube ona benzer öyle rahat. Ondan sonra da dolu dolu maaş olacak. Öyle askeri ücret falan değil. 5 milyar, 7 milyar öyle yani. Kravat, takım elbise, güzel parfümler, o oh. saçlar, kuaförler o biçim boyanacak, cilalanacak. Altında güzel lüks bir de araba hafta sonu deniz kenarı, hafta içi iş çıkışı, mangal, partiler, gezmeler, kahveler, kafeteryalar. Yani öyle rahat insanlar alışmış ki Eskiden yani bu sabanla veyahut da tırpanla bu insanlar o kadar tarlaları elleriyle ekip yani traktör bile yok. Elleriyle tırpan çalarak onları balyalarla toplayıp saman yapıp ineklerine yedirip haftalarca haftalarca o samanı yani tırpanla çalmış olduğu samanı toplamış biriktirmiş olduğu samanı eliyle üyütüp buğdayını ayırıp 2-3 torba bak 2-3 torba diyorum öyle traktör vagonu değil 2-3 torba dolduracak ondan sonra gidecek şeyden atıyla eşeğiyle değirmende onu üyütüp iki torba un şeyi buğday üyütüp kendine un yapıp onu da ekmek yapıp bir yaz ya yani kışı öyle geçirmeyi planlayacak. Ondan sonra kalanını da eşeğine, atına falan yedirecek. O e, onu üütmeye de iki gün yol alacak eşeğiyle. Oraya varıp bir hafta orada bekleyecek. Vay yavrum ölme Şimdi klimalı arabada adam bir iki saat yol aldım. De, üf sıkıldım ya. Uf daraldım ya. Mola verelim ya. Artık insanlar öyle rahat olmuş ki 2020'nin teknolojilerine iyice kendilerini kaptırmışlar ki ne. Lüksler, vücutları kremli, parfümlü. Yani köylüymüş, vücutu yıpranırmış, çalışacakmış, kokacakmış, terleyecekmiş. Hayır, bunlar artık insanlar kaldıramıyor. Tabii işsizlik var. Tabii ekonomi dar boğazda. Tabii aş, iş, ekmek yok ki. Devlet nerede devlet? Yok ki devlet. Yani ürettin de ithalat ihracat yaptın da sürüm yaptın da devlete torba doluları vergiler ödedin de devleti yıllarca kalkındırdın da kendin zengin oldun devlet zengin oldu da bir anda fakirleştin de o anda devlet mi arıyorsun? Ne? Bir askeri ücret çalışıyorsun 2500 3000 4000 lira. Şimdi bazı insanlar sözün meclisten dışarı bazılarını kastetmiyorum. 2 500 lira 700 lira adama devlete vergi verdin maaşından. O da zaten emekliliğine kesildi. Emekli olunca kat kat misliyle alacaksın. Karın var, 2-3 çocuğun var. Doktora gidiyorsun, sağlık ocağına gidiyorsun, ilacını alıyorsun. Bir sürü onlara da yani çıkartıyorsun paranı da oradan. Herkese kastetmiyorum ben. Öyle çalışıp 2-3 milyar maaşla 2-3 çocuk geçindiren, hanımına kirasını ödeyen bir sürü insanlar da var. Böyle insan gücüyle, emeğinin gücüyle çalışıp bir yerlere gelip de kıt kanat geçinen alışverişini yapamayan gönlü, ruhu, kalbi temiz yani vücutunun enerjisinin gücüyle çalışaraktan emek vererekten çalışıp da para kazananlara kastetmiyorum ben. Öyle burnundan kıl aldırmayan sahte kapitalistlerden bahsediyorum ben. 10 milyar iPhone, telefon, cırt pıt, saçlar boyalı, artist, ayakkabılar son model, makyajı hiçbir zaman solmaz, kremi bitmez, Yattığı zaman her gün aynı yatakta uyumaz, evinin içerisinde lüks ultra bilgisayarı olacak, yazın hemen klima, kışın hemen anında öyle soba mobu olmaz, hemen e, yerden ısıtmalı ya da kaliferli olacak öyle e, doğalgazlı soba falan olmaz, onlar klasını sarsar. Her zaman evinde narin, kibar, yumuşak terlikler, çoraplar böyle antin, guntin bunlar. Ben böyle burnundan kraldırmayan artistlerden bahsediyorum. Çakma çakma açılardan yani. Ultra lüksün açlığından bahsediyorum ben. Normal açlıktan değil yani.